maçın değerlendirmesine gelirsek, ilk yarı ortada kontrollü, denk bir maç. İkinci yarı, özellikle ilk yarının 30. 25. 30. dakikadan sonra oyun kontrolünü ele aldık. İlk yarı da oyun kontrolünü ele aldıktan sonra, yani 20-25. dakikalardan sonra ikinci yarıya da iyi başladık. İyi de pozisyonlar bulduk. Maç temposu açısından baktığınız zaman, bizim pozisyon zenginliğimiz açısından baktığınız zaman net pozisyonlar yakaladık. Ancak Rizespor baktığınız zaman çok kaliteli, kadro derinliği iyi olan bir takım. Biz de elimizde en iyi bir 11 ile sahaya çıktık. Bu çocuklar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bugün çok gol kaçırdık. Dediğim gibi biraz futbol şansı yanımızda değildi. İkinci yarı 70'ten sonra da, ikinci golü yedikten sonra bir an önce gol atıp maçı çevirelim diye arkadaki oyuncular çok fazla hücuma destek verdiler. Çok fazla hücuma çıktılar. Enerjileri tükendi. Enerjimizi 90 dakikaya göre kontrollü tutamadık, ayarlayamadık. Dönen toplarda da kontradan arkada boş alanlar rakibe verdik. Karşınızdaki takımın da oyuncuları, geçen sezon Süper Lig'de oynayan bir takım oyuncuları. Onlar da bunları iyi değerlendirdiler. Sonuçta mağlup olduk. Yani biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Beklemiyorduk ama bugünkü maç 3 ihtimalli bir maçtı. Hafta başından beri biz en kötü mağlup olmadan, maçı kazanmak için çıkıp ama mağlup olmadan maçı bitirmeyi hedefliyorduk. Sonuçta çok iyi bir mücadele ettik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Belki son yıllarda bu kadar güzel, zevkli bir lig maçı olmamıştır. Ha, kaybettiğimiz için üzülüyorum. Oyuna baktığınız zaman bizim cezalı, sakat oyuncularımız var vesaire, hiçbir zaman bunlara da sığınmadım. Eldeki oyuncularımızdan bir sezondur hemen hemen sezon başı birkaç maç oynayan Enes, çünkü elimizde başka alternatif yoktu. İşte Tonyo, işte kullanabildiğimiz kadar kullanmaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Elimizdeki oyuncular da gerçekten, onlara da teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen en iyisini yaptı, yapmaya çalıştı. Ancak dediğim gibi hata yaptık. Çok fazla ikinci golden sonra rakibin üstüne gittik. Pozisyonlar bulduk. O pozisyonları golle değerlendirebilseydik belki maç 2-2, 3-2 kazanabilirdik. Bizim lehimize de bitebilirdi. Olmadı. Bir daha bir daha derken dönen toplar bize gol oldu. Maalesef kaybettik. Sonuçta bu maçtan kendimize iyi taraflarıyla beraber eksik olan yönlerimizde onları da arkadaşlarla konuşup kendi aramızda bu hatalarımızı bundan sonraki maçlarımızda yapmamamız için daha dikkatli olmamızın gerektiğini, daha çok çalışmamızın gerektiğini konuşup bunları gidereceğiz. Sorusu olan? Hocam, biraz önce puan tablosuna baktık da dış saha maçlarında oynanan Ankara Gücü lider dış saha deplasman puanlarında iç sahada 6. Yani belki de ligin en iyi taraflarında biz sayılırız. Buna rağmen bu iç sahada neden bu sorunları yaşıyoruz? Demin anlatmaya çalıştığım o aslında. Dedim ya, yani bir gol yiyoruz. Onu şimdi taraftarımız müthiş. Takımı çok coşkulu, destekliyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten iyi bir galibiyetle onları buradan mutlu bir şekilde evlerine göndermek isterdik. Yani biz onlardan daha fazla üzgünüz. En az onlar kadar biz de üzgünüz. Taraftarımızın coşkusuna kapılıp o yenilen golü bir an önce çıkarmak için, aynı şey Altınordu maçında da oldu. Dikkat edersiniz. Çok fazla öne doğru gidiyoruz. Pozisyonlar da buluyoruz. Çok coşkulu, çok tempolu, tamam. Ama enerjimizi çok fazlasıyla tükettiğiniz zaman bu sefer geri dönüşlerde arkada rakibe boş alan bırakırsanız dönen toplarda da gol yiyoruz maalesef. Bunun için bunun demin söylemek istediğim oydu aslında. Oyuncularımızla konuşup bunu bir an önce gidermemiz gerek. Sabırlı oyunumuzu 90 dakikaya göre yaymamız lazım. Sabretmemiz lazım. Gol yiyebiliriz. Biz her an gol atabiliriz her takıma. Onun için sabırlı oynayarak, sürekli rakibin üstüne gidip saldırarak değil, biraz daha bekleyerek, kontrollü oynayarak da gol atıp kazanmasını kendi evimizde de öğrenmeliyiz. Bunun için de çalışacağız, bunun için oyuncularımıza konuşacağız. Hocam, rakip takımın antrenörü de Ankara Gücü taraftarını kutladı. Hakikaten incelenmesi gereken bir konu. Metiner hocamın da ifade ettiği gibi hakikaten bu coşku bize
karşı tarafa da bir motive kaynağı oluyor. Çok ilginç bir şey değil mi hocam? E tabii gelen takımlar, şimdi biz hedef takım olduk. Yani taraftarıyla başkent takımı bize ekstra bir motive olunuyor. E bizim taraftarımızın bizim takım ne kadar motive ediyorsa rakip takım da motive oluyor sonuçta. Onun için söylediğim gibi, yani biz kendi hatalarımızdan bugün bu kadar iyi oynamamıza rağmen, bu kadar iyi pozisyonlar üretmemize rağmen kendi hatalarımızdan bugün mağlup olduk. Sonuçta önümüze bakacağız. Yani bunlardan ders çıkaracağız. Bu hataları bir daha yapmamamız için oyuncularımızla konuşacağız. Yani bunları tekrarlamamamız için çalışacağız. Yani yapacak bir şey yok. Elimizdeki mevcut takım bu yani. Yani fazla bir şey şu anda değiştiremeyiz yani. Bu oyuncular da bizim için bugün çıktılar aslan gibi. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Buyurun. Ya hocam, içim içim yiyecek, ben sormadan edemeyeceğim. Rize'nin son golünde 5 kişi, yani nacizane fikrim, 5 kişi bir adamı nasıl tutamadı? Ben hala o pozisyondayım ya. İlk pozisyonda Sedat kaptan, rakibini düşürse bir taktik faulle sarı kart görüp belki onu engelleyebilirdi. Olmadı. Söylediğim gibi rakip takımın oyuncuları geçen sene Süper Lig'de oynuyordu. Unutmayalım bunları. Bunları unutmayalım. Bizim takım bu kadar coşkulu ön taraf hücum edince, demin de söylediğim gibi geri dönüşlerde enerjileri biraz tükendiği için rakiplerin kontralarına cevap veremedik. Arkada boş alanlar bıraktık. Bunun için de goller yedik ve mağlup olduk. Açıkça ben zaten onu söylemeye çalışıyorum. Onu söyledim. Bunun da önlemini almaya çalışacağız. Çalışacağız, alacağız inşallah. Bakalım. Tamam. Hocam. Buyurun. İlk yarıda Rize maçından önce 102 puanla şampiyon oldu denen Rize Spor vardı. Ankara Gücü maçından önce. O maç Rize Spor'un kırılması Ankara Gücü'nün de coşma maçı olduydu. İkinci yarı aynı şey. Şu anda Ankara Gücü'nün tam coşmasını beklediğim maçtı. Şimdi dediğiniz gibi bir kadroda farklılıklar var. Çok kalite farkı var ama Ankara Gücü'nün yabancı oyuncu tercihinde sıkıntı görüyor musun? Yani sezon başında şu yabancıları daha doğru tercih etseydik. Çünkü bu maçın kaderini değiştiren yabancı futbolcular oldu neredeyse. Yani bizim elimizdeki kadro, ilk yarıda da bu oyuncularla oynuyorduk. 34 puanla lider bitirdik. O zaman bu soruyu sormamıştın bana. Hı. Şimdi ne oldu yani? Bir maç mağlup olunca yabancılar ya, vesaire falan. Biz 34 puanla lider bitirdik. Yani bugün baktığın zaman sahada 3 tane yabancın, 4 tane yabancın oynadı. Zaten 5 kişi en fazla oynatabiliyorsunuz. 4 oynadı bugün. Neyse, bunları bırakalım arkadaşlar. Bahane aramayalım. Biz mağlubiyet varsa bunun sorumlusu da benim. Tamam. Bunları gidereceğiz. Mağlubiyetin sorumlusu da benim. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. En kısa zamanda bunları toparlayacağız. Tamam. Tabak olduğunu düşünüyorum. İki takım açısından da baktığınız zaman üst sıraları hedefleyen, hedef iki takım mücadelesinde hakikaten belki ilk yarı oyun olarak değil ama mücadele olarak üst düzey bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Tabii özellikle Ankara deplasmanı her takım için zordur. Böylesine bir seyircinin karşısında bu takıma karşı iyi motive olmanız gerekiyor. Özellikle defansif hatalarınızdan arınmanız gerekiyor. Biz öyle geçtikten sonra biraz daha skoru koruma, ilk yarıdaki özellikle öyle geçtikten sonra skoru koruma bir üçgüdüsü içerisinde hareket ettik ve rakibi 10-15 dakikalık süre içerisinde oynama imkanı verdik ilk yarıda. Nitekim beraberliği yakaladıktan sonra oyun biraz daha rolantı oldu ve iki takımın denk şeklinde geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncularıma şunu söylemiştim. Seyirci desteği müthiş. Yani onu da belirteyim. Ankara Gücü takımının müthiş bir seyirci desteği var. İkinci yarı gol bulmaya çalışacaklardır. Gol bulmaya çalışacakları dönemlerde eğer iyi bir kontratağa çıkarsak, o defansın arkasına ve arasına atılan toplarda iyi buluşturabilirsek bizler de pozisyonlar buluruz, bizler de goller buluruz demiştik oyuncularımıza. Ve ikinci 45 dakikaya da baktığınız zaman hakikaten doğru işler yaptık, doğru çıktık, doğru buluşturmaları yaptık. Ve gol de bulduk, goller de bulduk ve haklı olarak kazandığımız bir maç oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Ortaya koydukları müthiş mücadele ve dirençlerinden dolayı, özverili mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ankara Gücü takımına bundan sonraki maçlara başarılar diliyorum. Özellikle Ankara Gücü taraftarını da kutlamak istiyorum. Böylesine bir motivasyon içerisinde oyuncularını sahaya sahiplendikleri için. Hocam tebrik ediyoruz. Bu maç, bu galibiyet ilk yarıda farklı kaybedilen maçın rövanşının ötesinde geçen hafta Altınordu karşısında alınan farklı
iç saha mağlubiyetinin ötesinde size neler kazandırdı? Neler kazandırdı? Evet, şunu söyleyeyim. Geçen haftaki Altınordu maçında hakikaten futbol anlamında 22 yakın gol girişimimiz var. Gol pozisyonumuz var. Rakibin 3 tane gol girişimi var. 3'ü de gol oldu. Biz 22'ye yakın gol pozisyonunda içerisinde olmamıza rağmen sonuçlandırmada sıkıntı yaşamıştık açıkçası, onu belirttiğim geçen hafta. Bugün de o sonuçlandırmayı yaptık. Yani skor ürettik. Özellikle kanatta oynayan oyuncularımızın içeriye biraz daha dribling içerisine girmesi ve arka direkte oyuncu buluşturmamızla ilgili hafta içerisinde çalışmıştık. Tabii bunlar sonuç aldıktan sonra pozitif anlamda konuşmak kolay, onu söyleyeyim. Yani ama bugün oyuncularımız geçen haftadan nasıl bir düşünce içerisine çıktılar derseniz, beraber oynayan bir takım görüntüsü içerisinde olduk. Bu lig çok zor bir lig. Bu ligde bazen şunu söyleyeyim. Yani biz de biraz geçen haftaki maçla ilgili öz eleştirimizi yapmamız lazım. Altınordu maçında daha fazla ofansif anlamda baskı kuran bir takım görüntüsü içerisinde olduk. Biraz daha defansif anlamdaki sıkıntılar ortaya çıktı. Demek ki iki tarafı iyi yapmak gerekiyor. Geçen hafta Altınordu takımının bize yaptığı aynı saha içerisindeki taktiksel düşünceyi ben bugün Ankara Gücü takımına oyuncularım uyguladı. İyi bir şekilde kontra atağa çıkarak sonuç aldık. Tabii futbolda bir maç kazandığınız zaman hedefe ulaşmıyorsunuz. Bir maç kaybettiğiniz zaman da hedeften uzaklaşmıyorsunuz. Biz istikrarlı bir tablo içerisinde yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Tabii ki önemli bir deplasmandan önemli bir galibiyet aldık. Ama şimdi oynayacağımız çok daha önemli Balıkesir maçı var. O maça yarından itibaren aynı ciddiyet içerisinde, aynı konsantrasyon içerisinde, aynı motivasyon içerisinde hazırlanmamız gerekiyor. Peki,